Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Merkeze sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gündem Fenerbahçe'nin kamp kadrosu ve gündem Fenerbahçe'nin transferi. Sevgili arkadaşlar normalde ben bu videoyu dün çekecektim ama bugün çekmek nasip oldu. Çünkü bugün sizlere çok daha detaylı bir şekilde ve duyumlarla birlikte size bunu aktaracağım tek ricam videoyu beğenmeniz, arkanıza yaslanıp izlemeniz. İlk olarak ben ekranlarınıza kamp kadrosunu vereyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu. Altay Ertuğrul, Furkan, Kaleci Tandemi, Kim Minci, Atilla Salahi ve Yiğit Efes Stoper Tandemi, Osayi Uğurkan, Novak, Ferdi Çağatay, Mert Hakan, Zayt, Henrike, İsmail, İsak, Burak, Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can, Pelkas, Arda Güler, Rossi, Emre, Mor, Buruma, Berişa, Samatta, Valencia, Serdar, Dursun şeklinde. Şimdi e bu listenin biraz şöyle kenarda durması lazım. Anlatacaklarımı dikkatlice dinlemeniz açısından hatta şu şekilde yapsam nasıl olur? Şöyle dursam. Ee, evet. Sanırım bu şekilde yaptığımız zaman daha hoş oldu. Ya da şöyle aşağıya koyayım. Aşağıda şu şekilde dursun arkadaşlar. Liste. Tamam. Tamam. Tabi eski bu kadar güzel. Şimdi Fenerbahçe'nin Avusturya kampında kimler yok? Olmayanlardan başlayalım. 1. Serdar Aziz. 2. Crespo. 3. Gustavo. 4. Lemos. 5. Tisserand. 6. Kolkır yok. Bunların haricinde kadro dışı olan birçok arkadaşın affedildi diye ortalığı velveliye verdiği Mesut Özil de yok. Şimdi Serdar Aziz, Crespo, Gustavo, Lemos, Tisserand ve Kolkır. 6 arkadaşımız var. 5'i yabancı. Bu arkadaşlarımızdan için kulüp spor yazarlarına ve medyaya daha doğrusu bütün taraftarlarına bir duyuru gerçekleştirdi. Bu arkadaşlar tedavileri nedeniyle yer almıyor diye. Kısmen doğru. Yani kamp kadromuzda olmayan isimler Ha bu arada Nazım Sangare de yok. Onu zaten biliyorsunuz. Yani Nazım Sangare'nin olmama durumunu zaten biliyorsunuz. Ee, Max Mayer de yok. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Onu da eklemeyi unutmuşum. Yani bakın Serdar Aziz Crespo'yu parantez için aldım. Nazım'ı da parantez için aldım. Mesut'u da aldım. Lemos 1, şey Gustavo 1, Lemos 2, Tisserand 3, Kolker 4, Max Mayer 5. Hepinizin benden duymak istediği cümle şu. Bu 5 arkadaş için bunlar kim diyecek miyim diye. Siz önce bir videoyu beğenin. Maalesef dün ben kısa kısa video attım. 4000 falan izlemiş. Ben herhalde 10.000 izlenir diyordum. Hatta bütün videoları bundan sonra kısa kısa atmayı bile düşünüyordum. Bakalım belki bu video çok izlenirse yine aynı şekilde bir şeyler yaparız. Şimdi Serdar Aziz'in kasığında bir problem var arkadaşlar. Kasığında bir problem var. Yaklaşık bir haftalık tedavi süresinin ortalarına geldi diyebilirim. Bugün günlerden ne cumartesi, çarşambaya falan tam teşekküllü hazır olmuş olabilir. Zaten takım 7'sinde e, kampı bitiriyor. Cuma'ya kadar Serdar Aziz'in durumu netlik kazanacak. Crespo'nun ağrıları vardı arkadaşlar. Hafif ağrıları vardı. Tetkik amaçlı götürülmedi. Son durumunu bilmiyorum ama eminim. Yani %100 olarak Serdar Aziz ve Crespo'dan eminim. Bunu vereyim size. Hocam o zaman öbürleri gidiyor mu? Ben şunu söyleyeyim. Siz kampa giden futbolcuları şu aşağıdaki listede yer alan futbolcuların hepsini kalacak mı zannediyorsunuz? Hocam o yüzdeyi ver. Şöyle en sağ en ben şu an sağ gösteriyorum ama size sol gözüküyor. En sağdaki alttan ikinciyi, üçüncüyü hocam hadi kurban olayım. Bekleyin. Tabi sık yapmayın. Be bekleyin. Öyle, öyle, hemen şey yapılmayacak. Öyle hemen olmuyor. Ya. Yani o işte birazcık sabır işleri. Şimdi bir kere ben şunun garantisini vereyim. Samatta ve Valencia bu iki arkadaşın ikisi de kadroda düşünülmüyor. Hadi size müjde bir. Dur ne yapacaktık ekranı kaplayan son dakika. Ekranı kapla. Ekranı kapla son dakika. Bir daha söyle hocam. Samatta ve Valencia'yı Jorge Jesus kadroda düşünmüyor. İyi de kadroda düşünmediği futbolcuyu niye Avusturya kampına götürüyor? Peki ben size başka bir şey sorayım. Kadroda düşünmediği oyuncuyu Avusturya kampına götürmeyip ne yapacaktı? İyi de hocam Gustavo'yu götürmedi. Lemos'u götürmedi. Etiserant'ı götürmedi. Kolkır'ı götürmedi. Meyer'i götürmedi. Size basit bir soru sorayım. Gustavo 1. Lemos 2. Tiserant'ın durumu ayrı. Kolkır 3. Max Meyer 4. 4 ile sözleşme feshedildi denilse mutlu olur musunuz? Sevinir misiniz? Ulan şu kadar da bonservis bedeli gelseydi iyi olur der misiniz? Demezsiniz. Demek ki bu arkadaşlar için artık bütün gemiler yakılmış. Soruyu değiştiriyorum. Samatta için 6 milyon euro verdin. En az hasarla kurtulmak istemiyor musun? En az hasarla. Valencia. Bir kısım para saçtın. Transferin de gözdesi bu arada arkadaşlar. 3-4 tane kulübün resmi teklifi var. Tamam en fazla veren 2,5 milyon euro veriyor ama transferin gözdesi sonuçta. 4 tane kulüp teklif veriyorsa. Sen futbolcuyu İstanbul'da koyayım da iki buçuğu anlaşayım diyemezsin. Ben futbolcuyu kullanacağım diye mesaj verirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu da söylemiş oldum. Yani bu iki futbolcuyu düşünmediğini de belirtmiş oldum. Yunan basını son dakika haberi geçti. AEK Steven Colker'la ilgileniyor diye. Yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli verirlerse, daha doğrusu bizim geçen sene verdiğimiz imza parasını verirlerse, seve seve veririz Umarım anlatabildim Arkadaşlar yani Umarım mesajımı aldınız mesajımı aldınız yine aynı şekilde mesela e, şurada bak şu tarafta Zayt var gördünüz mü aşağıda Zayt çok ciddi teklifler var çok ama çok ciddi ve e, 4,5 milyon euronun üstünde teklifler var arkadaşlar. Ben açık söyleyeyim, net söyleyeyim, net konuşuyorum. Fenerbahçe belki de o bölgeye bir transfer gerçekleştirip Zayt'sı gönderecek. Bak. Şimdi şurada, şu kısımda Rossi'ye teklifler var. Çok bizim beklediğimiz gibi değil. Samatta, Valencia, Serdar Dursun'a da vardı. Onu gönderme niyetimiz yok. Yani 3 tane burada var. Şurada İsmail Yükse'ye teklifler var. Ama aynı İsmail Yüksek'e pek göndermek istemiyoruz. Ee, çünkü rezerv takımımız falan da var. Burak Kapaca'ya teklifler var. Süper Lig'den şu an zor. Pelkasa var teklifler. Arda Güler'e var teklifler. 12 milyon euroluk resmi teklif var Dortmund'un. Ama gerek yok. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya için arkadaşlar başta Giresunspor olmak üzere birçok Süper Lig takımının teklifi var. Ancak bunların haricinde Westerlo'nun da ciddi bir teklifi var. Westerro Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosunda istiyor ve temaslarına başladı. Bakın Muhammed Gümüşkaya'dan bahsediyorum. Hem Westerlo'nun hem bazı Süper Lig kulüplerinin şeyi var ama 7 Temmuz'a kadar bu gide yani şu an kampta olan futbolcular çok çok aykırı fiyatlar gelmediği müddetçe 7 Temmuz'a kadar kampta kalırlar gibi duruyor. Çok çok aykırı ne mesela dedim ki 4.5 teklif var. 4.5 adam birdenbire 8'e yükseltti. Yolun açık olsun Zaits. Yolun açık olsun. Anladınız mı? Bu kısımda da sıkıntı yok. Onu da anladık. Mesela kamp kadrosunda olmayan Arda Okan Kurtulan. Hiç saymadım, hiç konuşmadım, hiç dahil etmedim. Ben üye arkadaşlara bazı bilgilendirmelerde bulunmuştum. Ama bunu hem size yapayım hem de düzelteyim. Rezervlik kurulmadan önce rezervlik kurulmadan önce Arda Okan Kurtulan'ı Adana Demirspor istiyor. Hatta fiyatı da söyleyeyim 250 bin euro civarında bir para teklif ediyor. Bon servisini bize verin diyor. Fakat sonraki satıştan %50 pay sizin olsun ya da %60 pay sizin olsun diyorlar. Arda Okan Kurtulan. Bakın. Eee %50 pay sizin olsun ya da %60 pay sizin olsun. Geri almak isterseniz 250 bin verdik 500 bin olarak ve verdiğimiz yıllık ücreti bize geri iade edin diyor. Adana Demirspor. Bu anlaşma yapılmak üzereydi. Hatta bu anlaşmada neredeyse işler ıslak imzaya kalmıştı. Fakat rezervlik olayı birazcık işin boyutunu değiştirdi. Şimdi takımlar 35 kişilik kadroya sahip olacak. Fenerbahçe A takım 35 kişilik kadro. Bakın iki takım 24-24 48 kişilik bir kadro düşünün artı U19'u düşünün U19'un da kendi kadrosu 35'in üstünde 48 35'de oradan e, 78 83 düz mantık 85 kişi diyelim 85 kişilik bir havuz Fenerbahçe'nin profesyonel 24 tane futbolcusu olacak Arda Okan'ı saymıyorum hatta Muhammed Gümüşkaya'yı da saymıyorum alt geldiği için o, o o listeye dahil olmasa da olur. Arda Güler de dahil olmasa da olur. Anladınız mı? Ee, Yiğit Efe de dahil olmasa da olur. Emir Ortakaya da. Fenerbahçe'nin 24 tane profesyonel futbolcusu olacak. Bunu saymıyorum. Yani 85'te 24'ü çıkarın 61 kalıyor. 61 nereye Trabzonun plaka kolu. yok ya öyle değil. 60 kişilik bir havuzun olacak. Bunların içerisinde U19'da ve rezerv Lig'de oynayabilecek hatta A takımı zorlayabilecek kapasitede futbolcuların olması lazım. Ben sayayım. Emir Ortakaya'yı sayalım mı? Arda Okan'ı, Melih Postan'ı sayalım mı? Arda Güler'i de sayalım mı? Sayalım. Bak Arda Güler'i de saydık. Uğur Kağan Yıldız'ı da sayalım. Ki Uğurkan Kağan Yıldız'a da çok ciddi teklifler var. Hatta Ümraniye Spor'la Uğur Kağan Yıldız Ümraniye Spor'la imzala dediğim anda bu rezervlik olayı çıktı. Hay, belki de yine de imzalanabilir. Uğur Kağan Yıldız bak unutmayın. Bak bunları da unutmayın. Unutursanız küselim. mektubumuzu keselim. Hepinizin mektubunu Böyle, Birinizin ikinizin değil. O yüzden durum bu arkadaşlar. Ben size transfer sürecini anlatıyorum. Şimdi bana bazı arkadaşlar e, akılları sıra hani şey peşindeler. Ortalığı karıştırma peşindeler. Bize net konuş. Gidiyor mu gitmiyor mu? Net konuş. Al sana net. Al sana net. Lan bu şartlarda Arda Okan'ın kendisi bile diyemez gittim gidiyorum diye. Bu şartlarda Ali Koç'un kendisi bile diyemez gittim gidiyorum diye. Yani umarım Arda Okan olayını anlatabildim. Umarım Uğurkan Kağan Yıldız'ı anlatabildim. Umarım Zayt'sı anlatabildim. 3. Umarım Muhammed Gümüşkaya'yı anlatabildim. 4. Bak 4'ü de buna bağlı arkadaşlar. 4 tane giden. 5. giden Ozan Tufan. Ozan Tufan'ın zaten Fenerbahçe ile bağı kesildi. Fenerbahçe'de açıklama yaptı. Futbol takım oyuncularımız var. Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan bundan sonra kariyerinde başarılar dileriz falan filan diye. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ozan Tufan kaça gitti? Hocam bedava gitti. Hocam 3 milyon euro, şey, 3,5 milyon euronun üstünde gitmiş olsaydı kap açıklaması yapılırdı demek ki 3,5'un altına gitti. Kap açıklaması niye biz yapıyoruz ki? Alan kulübün yapması gerekmiyor mu? Ya satıldığı zaman illa bizim yapmamız gerekiyor mu ya? Mesela Tiam için yapmadık biz. Aza gitti. Adem'i için yapmadık zamanında. Yani ee... Ha yapan kulüplerde var. İşte 1 milyon euroya mesela işte Anadolu takımlarından futbolcu alıyorlar. İşte kaç milyon TL? 15-20 milyon TL bonservis veriyorlar. Ya da ne bileyim şey. Açıklıyorlar. Şu kadar milyon TL verdik ya da şu kadar milyon euro. Yani istersen verebilirsin. Açıklama yapabilirsin. Valla ben bir şey söyleyeyim. 3.5'un üstüne yapılır diye ben de öyle biliyorum. Ama Ozan Tufan'la ilgili duyduğum şeyleri açıklamak bile istemiyorum. Çünkü çok ama çok güzel bir şeyler duydum. Yani benim beklentimin, sizin beklentinizin belki de iki katını duydum. İnşallah doğrudur. Hocam öyle şey olmaz. Öyle şey olursa işte yasal olarak sıkıntı yaşarız falan filan. Ya arkadaşlar yasal olarak sıkıntı yaşayacağım bir şey değil ki. Yatırımcılarına duyuruyorsun sen. Ve şöyle bir şey var. Bonuslar, bonuslar, bonuslar olur. Mesela dersin ki 5 maç oynarsa 500 bin euro. 10 maç oynarsa 500 bin euro daha. 15 maç oynarsa 500 bin euro daha. 20 maç oynarsa 500 bin euro daha. 20 maç oynadığı için 500 bin euro da ek bonus 2,5 milyon euro. 2'ye de servisini verirsin. Açıklamak zorunda değilsin. Ama ben bonserv... bonuslarla da açıklamak zorunda diyebiliyorum ama belki de değildir. Umarım böyle olur. Bunu da söyledik. 5 tane futbolcunun ismi verdik mi? Verdik. Emre Velezoğlu diyor ki o günün koşullarıyla Ömer, Faruk, Beyaz'a iyi teklif yapmıştık. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Bunu iyi dinleyin. Mustafa Hoca düşmanları. Yani bana düşmanlık yapacaksınız diye gerçeği inkar eden arkadaşlar. Benim her verdiğim duyumda bitip, benim her attığım videoyu anında izleyip ama e, anlam veremediğim bir şekilde ananızı babanızı öldürmüş gibi davrandığım arkadaşlar. İyi dinleyin. Geçen sene çünkü demedik laf bırakma dediniz bana. Ömer Faruk Beyaz'a iyi bir teklif yapmıştık. Devam etse Hollanda veya Belçika'da 25 maç garantili kiralama teklifi sunmuştuk. Hollanda ya da Belçika'da bak iyi hatırlayın. Maaşını da biz ödeyip maaşını da biz ödeyip yük olmamasını sağlayacaktık. O ise çok oynamak istiyordu. Bak iyi dinleyin şu cümleyi de dikkatlice dinleyin. Kendini yaşıtlarından üstün görüyordu. Allah şahidim buraya kadar ki bütün hepsini geçen sene duyumlarda verdim mi vermedim Hatta dedim ki Ali Koç'la Emre Velezoğlu ayağına kadar gitti. Evine gitti evine. Bir. Dedim ki Hollanda'da Belçika'da iki tane üç tane farklı kulüpler var. Oynama garantisinden kiralanacağını da söyledik. Eğer oraya gitmek istemezse A takımda on maçın üstünde oynayacağının garantisini verdik. Dedim. Artı Oraya giderse bile maaşını biz vereceğiz ki oynama garantisinden gitsin diye dedik. Artı Ömer Faruk Beyaz kendini kaftanla görüyor. Arkadaşlar ben hep herkesten üstünüm. Ben bütün yaşlılarımdan üstünüm. Ben dünyanın en iyisiyim falan filan diyor demiştim. Hatırlayın. Kız amayız 17-18 yaşında bir çocuk ne kadar kötü olabilir ki? O da değildi fakat çevresinden çok etkilendi. Aileler bu işin maalesef fazlaca içinde diyor. En azından arkadaşlar Mustafa Hoca duyumlarının doğru çıkmak gibi bir özelliği olduğunu herkes duymuş oldu. Şimdi Ömer Faruk Beyaz gelir mi? Emre Berezoğlu buyursun getirsin kendi takımına. Türk futboluna da bir şeyler kazandırmış olur. Bu arada Ömer Faruk Beyaz'ın on serviste herhangi bir takıma giderse biz yetiştirme bedeli alacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. %5 ila 7 arasında bir yetiştirme bedeli alacağız. İyi hocam bizden bon servisiz gitse gitsin. Gitsin. Fark etmez. Bizim alt çıktı. Ama kendine yaptı. Bak şimdi bu bu sezon olsaydı Vitor Pereira adım gibi eminim. Ömer Faruk'u da oynatırdı. Arda Güler'i de oynatırdı. Adım gibi eminim. Fatih Yiğit Şanlı Türk'ü de oynatmadı mı? Muhammed Gümüşkaya'yı da oynatmadı mı? El vicdansızlar. Neyse. TFF Süper Lig Fixtür çekiminin 4 Temmuz Pazartesi saat 19'da yapılacağını açıklamış. Yine Mustafa Hocavari bir bir şeyde bulunayım. İnşallah ilk maçımız ya İstanbul içinde bir takımdan olur ya Sivas Spor'la olur. Yani Lanet bir şekilde gidiyoruz her sene kışın ortasında Sivas'la yapıyoruz. Lan arkadaş bu kadar kurgulamayın. İlk maçımız çıkıyor Antalya'yla, Alanya'yla, İzmir'de. İzmir takımlarıyla. Lan boğucu sıcakta. Abi yok. Hiçbirinden oynamayalım. Hatta bir şey söyleyeyim. İlk iki maçımız. Bir tanesi Giresun'dan olsun deplasmanda. ikincisi de Sivas Sporlu olsun deplasmanda. Ağustos böyle bitsin. Eylül ayında da kimle yapalım biliyor musunuz? Bak Eylül ayında da sahamızda Alanya Spor'la yapalım. Arka arkaya iki maç Alanya ile Antalya ile yapalım evimizde. Kışın ortasında Antalya'ya Alanya'ya gidelim. Yani istediğim bu. Şu an ilk ilk maç yapmak istemediğim tek takım yani muhtemelen Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'u çıkartmazlar. Başakşehir'i çıkartmazlar. Yani lig ayarlı değil ama çıkartmazlar. Yapmak istemediğim Tek takım Antalya Spor. Antalya çünkü en hazır takım Antalya Spor. Antalya ile yapmak istemiyorum. 5. Konya Spor'da en azından bir düzen tutturmuştu. Ama Abdülkerim falan filan gitti. Konya'yı da çok fazla istemiyorum. 6. Hocası değişen, ne bileyim sistemi değişen ee, takımlar falan olsun. Ya da yeni çıkan takımlarla falan yapmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Bu da benim şahsi fikrim arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Siz de tahmininizi yazın. İlk hafta sizce kimle yapacağız? Ben Giresun ya da Sivas arasında bir tercih yapıyorum. Sivas deplasmanı diyorum. Siz de yazın bakalım. İlk hafta maçımız kiminle ve nerede olur? Son olarak da Pasolik kart yenileme ücretlerine zam geldi. Fenerbahçe 129 TL diyorlar. Olabilir dedim. Kendi çapımda bu iş bedava olacak diye bir şey yok. Ama e, rakip takımlar Galatasaray'ınki falan 93 lira falan olunca hayretler içerisinde kaldım. Arkadaşlar bakın. İnsanlar niye korsan yayın izliyorlar? Paraları yetmediği için sen e, parası yetmeyen adama bunu yapamaz. Mesela Fenerbahçe maçlarını sadece Fenerbahçe maçını sadece Fenerbahçe maçını izlemek istiyorsanız 109 TL fiyat çıkarmışlar. Ve e, 2 Temmuz'dan sonra yani bugünden sonra da zam gelecekmiş. Valla 109 TL hadi 150 TL diyelim. İnsanlar 2 aylık fiyatına gidip başka şeyler alabiliyorlar. Yani başka şeyler alabiliyorlar. Benim de çok tanıdığım arkadaşım var. Hani e, ne, ne, TV diyorlar. Bir şey TV diyorlar. Ondan satıyorlar. Anamlar yani yıllık 300 TL'ye bütün maçları veriyorlar. Bunlar bu kadar para veriyorlar. Hayır siz de böyle ne TV diye Apicik TV miydi? ap TV miydi? Siz de böyle bir şey çıkartın BN Sports olarak. Kutu yok. Kurulum yok. Normal oynatıcılara verim kullanıcı adı şifreyi bir kullanıcı izleyecek şekilde ikincisi izleyince kasacak şekilde ya aylık 109 TL değil de 3 aylık 109 TL yani yıllık ne yapar abi 400 lira falan yapar yıllık 400 liraya siz verin ki bütün paketler içinde bütün paketler yıllık şu kadar peşin parayı da alıp alıp siz satın sonra diyorsunuz ki kaçak izleyen çok göçek izleyen çok izler tabi internet çağındayız benim bilgim dahil 8 megabiti 10 megabiti geçtiğin anda Bırt diye işi götürüyorsun Valla arkadaşlar ben açık söyleyeyim Yani normalde gidip de Korsan izleyin şunu yapın bunu yapın demek suç Şunu yapın bunu yapın demek suç ötesi suç Ama gel gör ki insanları buna sevk ediyorsunuz Aylık 109 daha bu zamlanacak 150 TL olduğunu düşünün ya Bir yıl boyunca sadece Fenerbahçe maçı izleyeceksin bu kadar Şampiyonlar Ligi maçı nerede? UEFA maçları nerede? Belirsiz Belirsiz Hayır. Fenerbahçe'nin hem hazırlık maçlarını hem normal maçlarını hem bütün maçlarını al Beyin Sports bünyesine yıllık 1200 TL'de emin ol 1 milyondan fazla izleyicin olur. Ama adil bir şekilde yayın yap. Pozisyon oluyor biz göremiyoruz. Pozisyon oluyor tekrarı yok. Pozisyon oluyor Fenerbahçe'nin lehine ise tekrarı gösterilmiyor. Bu olmaz. Bu kadar da hani sırtımı çevireyim dinlemeyeyim olmaz. Ya bu Fenerbahçe taraftarı da sürekli ağlıyor zırlıyor işte bizim pozisyonu vermiyor diye. Ya bir olur iki olur. Her maçta bunu söylüyorsa biraz da kulak verin tarafta araya. Mesela bak benim kanalım 25 bin kişilik. Yani bu kanal 25 bin kişilik. Gidin abi daha büyük kanallar var. Gidin anlaşın. Fenerbahçe resmi hesabından anlaşın. Fenerbahçe YouTube katıla özel şu kadar fiyat deyin. Madem öyle madem kalkınmak istiyorsunuz. E kulüpler de destek verir. Yok abi bu işin gidişatı iyiye değil. Ha şu var. Süper Lig, Premier Lig, Almanya Ligi, Fransa Ligi falan filan varmış ama umurumda değil benim. Ha Premier Lig birçok kişinin umurunda. Ha, benim umurumda değil. Ben Fenerbahçe hastasıyım. Ben hani Dünya Kupası falan maçlarını bile izlemeyen bir adam arkadaş. Ben sadece Fenerbahçe maçları izleyen adam. Benim gibi manyakları düşünürler inşallah. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Kamp kadrosunu aktarmaya çalıştım. Yani e, duyumlarda vermeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuşumdur. Sizlerden bir beğeniyi üçüncü kere istiyorum. Niye? Çünkü beğeni sayısı gerçekten azaldı. Siz beğeni attıkça YouTube reklam olarak paylaşıyor. Bakın arkadaşlar bir videoya bu videoya bin beğeni gelsin. İzlenme sayısını Allah rızası için arkanıza yaslanıp izleyin. Bak bin beğeni gelsin izleyin. 200 beğeni gelsin yine izleyin. 300 beğeni de yine izleyin ara ara kanala girip çıkın girip çıkın bakın bakın kaç beğeni olmuş kaç izlenme olmuş bir bakın ertesi gün bir bakın yani şu kanala biraz destek olun arkadaşlar lütfen rica ediyorum bakın bizim çok güzel projelerimiz var çok güzel işlerimiz var icraatlarımız var ha biz kusursuzuz demiyoruz hatalarımız elbette var ama e, sizlerin affına sığınarak desteğini rica ederek bunu yapıyoruz Allah'a emanet olun görüşmek üzere.